Bu süreç tüm Türkiye genelinde devam ediyor. YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesine AKP'li küskünlerden de tepkiler gelmeye başladı. Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul seçimine dair açıklamalarda bulundu. Her iki isim de resmi Twitter hesaplarından YSK'yı topa tuttu. Yapılan haksızlığa karşı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiler. Her şey çok güzel olacak benim vatandaşlarım, benim güzel insanlarım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin. Abdullah Gül YSK'nın kararını Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararına benzetti ve Twitter hesabından şunları yazdı. Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız 367 kararı karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Abdullah Gül mesajına çok çarpıcı bir sözle son verdi. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız dedi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, YSK açıklamasında çok daha uzun bir mesaj kaleme aldı. Davutoğlu, İstanbul seçimlerinin ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edilmesine ahlaksızlık imasında bulundu. Davutoğlu, siyasi hareketleri için en büyük kayıp seçimlerin değil, toplumsal vicdanda ahlaki üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken, ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır, dedi. Aman verin, mazbatam nerede? Ben başkan oldum, ben başkan oldum. Ahmet Davutoğlu açıklamasının devamında bu sefer YSK'yı hedef aldı ve şöyle dedi. Adil kurullara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK'nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılık barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, hatalar yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu taşıyacağız. Her şey çok güzel olacak. Davutoğlu, YSK'nın demokrasiye büyük zarar verdiğini yazdı. Siyasi geleneğimizin en temel değeri de son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK'nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır, dedi. Eski Başbakan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi açıklamasına önemli bir çağrıyla son noktayı koydu. Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksikliklere rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur, dedi.